Arkadaşlar Evren Jeofizik Hizmetleri Ve Berces'te Jeofizik Hizmetleri Olarak Faaliyet Gösterdiğimiz iki Şirketimizle Yeraltı Araştırmalarında Gerek Üreticisi Olduğumuz Cihazlarımızı Gerekse Satın Alıp Kullanmış Olduğumuz Cihazları e, Tanıtımını Yapacağız Eee Yaşadığım bölgeye yakın bir arkadaşımın bizden su ölçümüyle ilgili multi sistemler ve çoklu elektrotlarla ilgili ölçüm istiyorum demesini biz de fırsat bildik. Hem o cihazlarımızı hem diğer cihazlarımızı hem de su ölçümüyle alakalı bugüne kadar yapmış olduğumuz faaliyetlerimizi ve bu cihazlarımızla alakalı devletimize ve dünyada Afrika olsun, Türkiye olsun vermiş olduğumuz hizmetlerle ilgili Biraz sunum yapmak istiyoruz. Şimdi öncelikle biz Türkiye'deki des cihazlarının, direnç cihazlarının, gerek manuel, gerekse çoklu elektrot, rezistivite cihazlarının Türkiye'deki 5-6 üretici firmasından sadece tek CE sertifikalı firmayız. Şurada gördüğünüz cihazlarımız des cihazlarımızdır. Bunlar 1 amper ve 2 amper diye sınıflandırıyoruz. Yaklaşık 2500 metre derinliklere kadar ölçüm yapabildiğimiz DEST cihazlarımızdır. Burada bir de şundan bahsetmek istiyorum. Şu görmüş olduğunuz üründe yapmış olduğumuz invertör de bize özel ve firmamızın ürettiği bir invertördür. Şu an çoklu elektrot rezistivite cihazlarımız gibi bu ürünümüzün de çoklu elektrot rezistivite cihazlarımızın CE ve patent işlemleri 2014 yılında bitti. Bu ürünümüzün de şu an patent ve CE sertifika başvurularını yaptık. Onların sonuçlanmasını bekliyoruz. Bunun akabinde o ürünümüzü de satışa çıkaracağız. Bununla ne yapıyoruz? Bu mikrovolt seviyesinde hassasiyetle bize enerji sağlıyor. Pek çok arkadaşımız bilir sıcak su araştırmalarında invertör, jeneratör, doğrultucu, doğrultucu taşırız. En azından bir pick-up pick-upla araziye giderdik. Bu yapmış olduğumuz güçlü invertörle 2 ampere kadar kesintisiz 60 amper bir akü ile enerji elde edebiliyoruz. Şimdi biraz çoklu elektrot rezistivite cihazlarından bilgi vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar son zamanlarda pek çok arkadaşımız bize çoklu elektrot rezistivite cihazları ile ilgili işte o cihaz geldi, bu cihaz geldi. Onlar ne yapıyor, ne ediyor şeklinde çok yoğun sorulara tabi tutulduk. Muhtemelen bu da biraz da bizim üretici olmamızdan kaynaklanan bir soru yoğunluğuydu herhalde. Şimdi bizim cihazlarımız tıpkı ABEM SAS 4000 çoklu elektrot rezistivite cihazları gibi İtalyan Mangus çoklu elektrot rezistivite cihazları gibi, Mets elektroniğin çoklu elektrot cihazları gibi ve Agira 8 çoklu elektrot rezistivite cihazları gibi multisistem ve çoklu elektrotlardandır. Biz Türkiye'deki tek CE sertifikalı üretici firmayız. Şimdi size biraz bu cihazların artı ve eksilerinden bahsetmek istiyorum. Ya da bu cihazlarla arazinize geldik, herhangi bir araştırma yaptığımızda nasıl bir ölçü aldığımızı bu cihazların kaç metre derine, ne kadar sağa sola, ileri geriye ölçüler aldıkları ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. Bunun için şöyle bir grafikten faydalanacağız. Şimdi arkadaşlar birincisi şunu da söyleyelim. Türkiye'de sadece 120 elektrot bizde var. O da üretici olmamızdan kaynaklanan bir artıdır Bunun dışındaki e, diğer firmalardan ve bizden alınan cihazlarda biz en fazla 60 elektrotlu cihaz sattık piyasaya e, aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum piyasada 28 tane dördü dışı ihracatımız olmak üzere diğerleri de yurt içinde olmak üzere 28 adet çoklu elektrot rezistivite cihazımız var Onun dışında daha az önce gösterdiğim gibi Farklı ülkelerden farklı arkadaşlarımızın da alıp kullandığı çoklu elektrot, multi elektrot sistemler var. Ancak onlar elektrot sayısı olarak 120 elektroda kadar sayıya sahip olan cihazlar değil şu an için. Bunu niçin üzerine bastığımı da birazdan hepiniz anlayacaksınız. Öncelikle o sistemlerde elektrot aralıklarınız hepsi simetrik ve aynı doğrultuda olmalı. Şimdi birinci konu Elektrot aralıklarınız şunun için önemli. Sizin pikseliniz için ve yer altında yakalayacağınız ayrıntı için çok önemli. Yani elektrot aralıklarını 5 metre açmakla 10 metre açmak, 20 metre açmak çok fark ediyor. Bu direkt sizin yer altında yakalayacağınız ayrıntıyla ilgili bir durum. Birinci konu bu. Yani örneğin 600 metre bir kablo serdik. 600 metre kabloyla Çoklu elektrot sistemlerde derinlik 6'da 1 oranında gerçekleşir. Bununla ilgili bilgiyi de Google'dan teyit edebilirsiniz. Yani sermiş olduğunuz kablo boyunun 6'da 1'i kadar derinliğe inersiniz. Bu ne demektir? 600 metre kablo serdiyseniz 100 metre bir derinliği ölçebilirsiniz demektir. Bu 100 metre derinliği 48 elektrotla ölçmek var. 96 elektrotla ölçmek var bir de 120 elektrotlu ölçmek var. Bunlar sizin yer altında yakalayacağınız çözünürlüğü ve ayrıntıyı etkiliyor. Birinci konu bu. İkinci konu pek çok bilgi kirliliği olan diğer konuya da değinmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar diyor ki işte bize çoklu elektrot, multi elektrot bir sistem cihaz geldi. E benim tarlamın tamamını ölçtü. Bu tarlanızın tamamını ölçmüş olmuyor arkadaşlar. Bu şu demek. Kablo serdiğiniz hat boyunca Örnek veriyorum. Elektrot aralığınızın 10 metre olduğunu düşünelim. 10 metre elektrot aralığı olduğunda kablonun sol tarafını 5 metre, sağ tarafını da 5 metre. Yani 10 metrelik bir daire kadar bir alanı ölçebiliyor bu sistem. Tarlanızın arazinizin tamamını ölçmüş olmuyor yani. 600 metrelik bir kablo serdik. 60 elektrot kullandık. 10'ar metre elektrot aralığı verdik. Özetle ve sonuç olarak 100 metre derinliğe indik. Ancak kablomuzun 5 metre sağı ve 5 metre solunu gördük. Arazimiz bittiyse, dar uzun bir arazimiz varsa okey. Ama dar uzun bir arazimiz yoksa bu layını toplayacağız. 15-20 metre, 15-20 metre kaydırarak bütün arazimizi bu uygulamayı defalarca yapacağız ki biz arazimizin tamamını ölçmüş olalım. Diğer bir konu da derinlik konusu. Şimdi arkadaşlar hep örneğimizi 600 metre kablo uzatmak ve 60 elektrot 10'ar metre aralıklı elektrotlar kullanarak yapmaktan devam ediyoruz. Evet 600 metre kablo serdik. 6'da bir oranda derinliğe indik. 100 metre ama bu 100 metre kablomuzun başı da 100 metre sonu da 100 metre değil. Şu grafikte gördüğünüz gibi bu sistem yeri V şeklinde ölçüyor arkadaşlar. En derin olan yer. 60 elektrotsa 30. elektrodun olduğu bölümün 600 metre. Onun dışında birinci elektroda doğru ve sonuncu elektroda doğru derinliğimiz azararak devam ediyor. Yani bu sistemlerle çalışma yaptığımız zaman biz de daha çok derin bölgeleri gittiğimiz müşterimizin arazisini ölçümde kullanacağımız bölgeye denk getiriyoruz ki en derin olan bölgeyi Ölçmüş olalım. Yoksa makineyi kurduğumuz yerde git çalışma yaptığımız arazide ölçüm yapacağımız bölgeye denk gelirse orasının derinliği çok daha yakın olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar çoklu elektrotla ilgili e, şu an için söyleyeceklerim bunlar. Biz e, çoklu elektrot rezistivite cihazlarımız ile <laughs> Onları da şu yapmış olduğumuz tabeladan göstermeye çalışalım. Hem üreticisi olduğumuz çoklu elektrot, multisistem cihazlarla hem de alıp kullanmış olduğumuz radar cihazlarımızla, ZONT 12 Advanced cihazlarımızla devletimize pek çok hizmetlerimiz oldu. 2015 yılında Havalimanı, 3. Havalimanı, Tayakadın bölgesindeki zemin etüt çalışmalarında yer aldık. Ondan sonra Ankara, Kastamonu ve Çankırı bölgesindeki köprülü kavşaklarda zemin etüt çalışmalarımız oldu. Onun dışında İstinye-Keçiören arasındaki metro projelerinde 2018 yılında yer aldık. Daha sonra yüksek yüksek hızlı tren projelerinde karayollarına Ankara'da hizmetlerimiz oldu. Onun dışında Aksaray'da ve Türkiye'nin pek çok yerinde Çevre Bakanlığına ve TOKİ'ye zemin etüt çalışmalarımız oldu. Onun dışında su araştırmalarımızla ilgili de e, Türkiye başta olmak üzere tabii ki ülkemiz 560 adet, 564 adet bugün itibariyle bitmiş sondaj kuyusuna sahibiz. Bunların bir kısmı da Afrika'da Somali'de ve bir hafta önce de Senegal'den geldik. Senegal'de de Kızılay'ımızın o ülkede yapmayı planladığı su kuyularıyla ilgili su kuyularının yapılacağı yerleri, derinliklerini tespit amaçlı oradaydık. Yine aynı cihazlarımızı biz orada da kullandık. Şimdi arkadaşlar bir de şu konunun üzerinde de durmak istiyorum. Bizi pek çok müşterimiz su araştırmalarıyla ilgili daha çok 1 metre boş kuyunun yanında su bulmamızla ya da bir arazide iki tane, üç tane, beş tane sondaj yapılmış ama su bulunamamış arazilerde su bulmamızla yani nokta atışı yapmamızla tanırlar. Şimdi bunlarla alakalı da birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Su araştırmalarında kullandığımız cihazlar DES cihazları olabilir. Çoklu elektrot rezistivite cihazları olabilir. E, teknolojiden tabii ki faydalanacağız maksimum seviyede. Ancak yer altında sular eskisi gibi su seviyelerinin azalmasıyla kuraklıkla ilgili yer altındaki sularda sürekli derinlere doğru kaymakta. Bu da yer altında suların geçtiği alanların daralmasına sebep olmakta. Dolayısıyla artık 15-20 sene önce nereye sondaj yaparsak yapalım, nereye vurursak vuralım bir miktar su çıkıyordu ama artık o değişti. Neden değişti? Artık su seviyeleri aşağı indikçe suların geçtiği alanlar da yarım metre, bir metre gibi daralmalara başladı. Dolayısıyla burada artık şu da önem arz etmeye başlıyor. Şimdi az önce size göstermiş olduğum Tekrar grafiğe dönüyorum. Bu bizim DES cihazlarımız için de geçerli olan bir sorun. Şimdi çoklu elektrot ve multi elektrot sistemlerle su aramaya geldiğimizde iki elektrot arasını görüyoruz biz. Doğru mu? Evet. Ölçümlerimizi yaptık, çalışmalarımızı yaptık, grafiklendirdik ve dedik ki işte 60 elektrot kullandık. 30 ile 31. elektrodun arasında su var. Biz bu bilgiye, teknolojiyle ulaştık ama 30 ile 31 elektrot arası 10 metre. Şimdi bu 10 metrenin içinde aşağıdan geçen su 10 metre kalınlıkta değil ki. 5 metre kalınlıkta da değil. Yarım metre, 1 metre kalınlığa sahip. Bundan sonra artık teknoloji bir kenara bırakmak ve ondan sonra kişisel tecrübeyle bu konuyla alakalı, deneyimle alakalı kısım başlıyor. Bunda da o 10 metrelik alanda nereye sondaj yapalım ki? biz aşağıda yarım metrede, bir metrede geçen damarı yakalayabilelim, kuyu yakalayabilelim. Bununla alakalı da bizim şöyle mesela Eskişehir Mahmudiye'de çok güzel bir örnek olduğu için bunlardan da bahsetmek istiyorum özellikle. Eskişehir Mahmudiye'de bir çiftçimiz bir tane kuyu yapmıştı. O kuyusu 28 metreydi ve 23 fıskiye suyu vardı. Daha sonra bu aynı Müşterimiz bu kuyunun yaklaşık 15 metre yakınlarında tekrar ikinci bir kuyu denemesi yaptı. Bu kuyu denemesini de 75 metre yaptı. Lakin bu 75 metrede sıfır su var. Hiç su yok. 28 metrede 23 fıskiye, 75 metrede sıfır su var. Ve biz aynı arazide yaklaşık 150 metre uzakta bir yer tespit ettik. Burada da yine nokta atışı yaptık ve eski kuyunun tam iki katı su aldık. Şimdi bunların için anlattığımı hepsini anlattıktan sonra söyleyeceğim. Onun dışında yine Kadınanı Kara Yörüklü köyünde Cemal Kırcan çiftliği var. Atatürk'ten kalan bir çiftlik. Burada da daha önce müşterimizin 90 metre sondajında 28 fıskiye suyu vardı. Biz aynı arazide bir tespit yaptık, bir çalışma yaptık. Onun 1.5 metre yanını deldirdik. Yine 90 metre deldirdik. Ve 90 fıskiye tam 3 katı su aldık. Arası oysa ki 1.5 metre. O kadar yakın. Geçiyorum. Yakın bir zamanda yaptığımız bir çalışma İzmir'de. Bu da çok e, önemli bir yer. Ondan da bahsedeyim. Buradaki arkadaşımızın da bir tane kuyusu var. 87 metre dörtlük su alıyor. Onun dışında Bu arkadaşımız tutuyor bu kuyunun yanına ne kadar yanına? 3 metre yanına. 3 metre yanına bir başka kuyu daha yapıyor. Buradaki suyunu iki katına çıkarmak için. Yakın yakın vuracak. Oradaki dörtlü sudan yine alacak. Burada 150 metre vuruyor. Yani iki katı sondaj yapıyor. Sıfır su var. Burası da çok ilginçtir. Onun dışında biz aynı arazide geldik. 40 metre 35-40 metre bir başka tarafında biz 150 metre vurdurmadık, 130 metre sondaj yaptırdık. İlk kuyusunun bir buçuk katı altılık su aldık. Onun dışında Kırşehir Kamanda, burası da çok ilginç. Bundan da biraz bahsetmek istiyorum. Şöyle ki, burada biz bir çalışma yaptık Kırşehir Kamanda bir yer belirledik. Bizim müşterilerimiz bilirler. Biz kazık çaktırırız. Yarım metre sağa sola ileri geri oynamasını isteriz. Tespit ettiğimiz noktanın. Sondajı yaptılar. Dediler ki abi su yok. Çok da güzel banko bir yerdi. Dedim nasıl olur falan. Tabi aradan bir zaman geçti. Tekrar uğradım aynı köye. Gittiğimde gördüm ki benim sondaj yapın dediğim noktanın değiştiğini fark ettim. Tabii ki biz bunu Konya gibi açık alanda ağaçların ekili olmadığı, dikili olmadığı bir alanda yapmış olsaydık bilme şansımız yoktu. Allah'tan ki burası ceviz ekili bir bahçeydi ve biz tespitimizi iki ceviz arasındaki izada yaptık. Araziye gidip gördüğümde sondajın iki ceviz arasından ön tarafta yapıldığını fark ettim. Dedim ki hemen o günkü resimleri çıkardım. Dedim ki oradaki müşterimize bakın resme Bizim tespit ettiğimiz yer iki ceviz arasında. Siz iki ceviz arasında değilsiniz. Yerinizi değiştirmişsiniz. Ne kadar değiştirmişsiniz? 2 metre. Hemen tekrar sonunda çağırdılar ve yaklaşık 2 saat, 3 saat sonra video gönderdiler. Dediler ki abi biz yerimizi değiştirmişiz. Senin dediğin yere deldik ve suyumuzu aldık diye. Şimdi bunu niçin anlatıyorum? Artık arkadaşlar yani nereyi delerseniz del dönemi bitti. O 15-20 sene önceydi. Şimdi burada çoklu elektroda, multisisteme geldiğimizde multisistemler sistemler iki elektrot arasını tespit ettiği için iki elektrot arasındaki herhangi bir yer delinmesi gerekir. Evet o iki elektrot arasında var ama neresinde? 30. elektroda mı yakın? 31'e mi yakın? İkisinin ortasında mı? 5 metre sağında mı? 5 metre solunda mı? Bu sorun başlıyor. Aynı problem des cihazlarımızda da var. Des cihazlarımızda da yakın olan bizim dinleme dediğimiz MN problarımızın ikisinin arasını ölçüyoruz. İki MN probunun arasındaki alanda su var diyebiliyoruz biz. Ama neresinde? İki MN arası 5 metre. Multi sistemde de 10 metre. 10 metre alanda su var. Ama aşağıdaki su yarım metrede 1 metrede geçiyor. Burada artık benim tabirimle heriflik başlıyor. Ustalık başlıyor. Şimdi bu konuyla alakalı her zaman söylüyorum. Bir kez daha söylemek istiyorum. Suyu bulmak için hem doğru noktada olacağız hem doğru metede olacağız. Eğer doğru metede olur, doğru noktada olmazsak bir anlamı yok. Doğru noktada olur, doğru metede olmazsak da bir anlamı yok. Şimdi Şimdi arkadaşlar bu zamana kadar bahsetmiş olduğum gerek üreticisi olduğumuz cihazlarımız, DES cihazları ve 120 elektroda kadar olan çoklu elektrot rezistivite cihazlarımız, gerekse radar cihazlarımızla ilgili hem devletimize hem de su araştırmalarını nerede, kime, ne zaman yaptık, ne sonuç yaptık bunlarla ilgili bizim web sayfamız var su arama yöntemleri.com oraya girdiğinizde şöyle bir haritele karşılaşıyorsunuz ve bütün müşterilerimiz şurada gördüğünüz gibi il ilçe köy telefon numarası ad soyad dahil gelmişiz ne demişiz nasıl sonuçlanmış hepsini tek tek bulabilir ve her birinden ayrı ayrı görüşerek bizim çalışmalarımızla ilgili müşterilerimizden teyit alabilirsiniz. Bugüne kadar Türkiye'de 564 adet bir kısmı bunların Afrika ülkelerinde biten sondaj sonuçlarımıza göre şimdi daha çok herkesin merak ettiği ya da pek çok müşterimizin de bize sorduğu garanti veriyor musun konusuyla ilgili kısaca bir açıklama yapmak istiyorum. Ya da bu su ölçümüyle alakalı başarı oranımız nedir? Bunu açıklamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, birincisi bizim müşterilerimiz daha çok su bulduğumuz için değil, arazideki suyun çok olan yerini bulduğumuz için tercih ederler. Ve arazide su değil, suyun çok olan yerini buluyoruz ve nokta atışı yapmak sanırım bizim jeofizik araştırmalar olarak su konusunda Türkiye'ye bellettiğimiz iki deyim diye düşünüyorum. Şimdi bu 564 sondajda ne oldu? Hepsinde mi bildik? Hayır. 564 sondajın 360 kadarı şu özelliğe sahipti. Vatandaş bir tane ölçü almış, iki tane ölçü almış. Pardon, sondaj yapmış. 5 tane yapmış, 15 tane yapmış. Şu ana kadar rekor 15. Sondaj yapılan 20 dönümlük bir araziye gittim arkadaşlar. Bunların hepsinde daha önceki müşterilerimiz bir miktar sular almış. Bizi de çağırmışlar ve demişler ki: "Abi bizim zaten 3-5 suyumuz var ama yetmiyor. Komşu arazilerde daha çok sular var. Sen de eğer çok suyu buluyorum diyorsun. Gel bize çok suyu bul." demişler ve biz bu 360 kadar müşterimizin hepsinde bizden önce aldıkları sulardan kesinlikle ve kesinlikle fazla sular bulduk. Hepsi web sayfamızda yazılı. Herkes oradan teyit alabilir. Bunların sadece 3 tanesinde önceki sondajlara denk sular aldık. Fazla sular alamadık. Onun için arazideki suyun en çok olan yerini bulma konusundaki başarımızı %99,5 olarak kayıtlı ve yazılı olarak söyleyebiliyoruz çok rahat bir şekilde. Peki diğerlerinde ne oldu? Diğer 360'tan sonraki 560 arasındaki 180-200 kadar müşterimiz de şu özelliğe sahip. Hiç sondaj yaptırmamış. İlk defa biz gelmişiz arazisine ve o arazide ilk tespiti biz yapmışız. Bizim tespitimizde o arkadaşımız sondaj yapmış. Bunların sonuçlarına göre de bizim müşterilerimize söylemiş olduğumuz su miktarlarını bilmedeki başarımız %92. %8'lik bir müşterimiz de burada yanıldık bilemedik. Ne oldu? Müşterimize dedik ki 40 fıske su çıkacak çıkmadı. 20 çıktı, 15 çıktı, 5 çıktı vesaire. Yani sıfırdan hiç sondaj yapılmamış bir arazideki başarı oranımız %92 olarak kabul ediyoruz. Ancak arazideki en çok suyu bulma konusundaki başarımız %99,5'tur. %100'e yakındır. Ve bunların hepsi de web sayfamızda Size de burada anlık göstermeye çalıştığım gibi bütün müşteri kayıtlarımızla birlikte mevcuttur. İsteyen arkadaşlarımız web sayfamızdan bunları görebilir. Tek tek teyit alabilir. Onun dışında bizi YouTube'dan, Facebook'tan ve Instagram'dan takip edebilirler. Kapatalım mı? Hadi ama. Oh. Arkadaşlar e, radarla ilgili de devletimize özellikle bu deprem bölgelerinde onun dışında arka ötüplerde Kültür Bakanlığı'na e, çalışmalarımız oluyor. E, pazartesi günü de Ankara Valiliğine e, bu Kurtuluş Savaşı'ndan kalan bir mezar bölgesinin tespiti amaçlı çalışmalarımız olacak. Ee, onun dışında yine su araştırmaları ile ilgili müşterilerimizin